Bugün bir yelek yapacağız Derya Hanım. Hem lastiğinin modeli değişik göstereceğiz, hem örneğimiz değişik. Başlama tekniği zor mu olacak. Bu? Değil, çok kolay. Sadece örneği dikkat etmeleri gerekiyor biraz. Neredeyiz, kimleyiz? Ne Sibel bu? Bunun değişik versiyonlarını gördüm ama böylesini hiç görmemiştim. Evet. Zeynep. Bu çok... Ay kendimize de bir şey yapalım bununla. Yapılır, çok evet. Güzelmiş. Lastiği de çok enteresan. Lastiği de değişik başlaması, evet. Evet, biliyorsunuz Zeynep Tufan. Hoca, nerede hocasını söyleyelim. Bağcılar Halk Eğitim'de öğretmenim. Evet. Usta öğreticilik yapıyorum. Bu arada bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. 13 Mayıs Salı günü saat 2'de kurumumuzda açılışımız var, sergi açılışımız. Şu anda bayağı bir gayretle oraya hazırlanıyoruz. Güzel. Satış olacak mı? Satış da olacak. Evet, satış olacak, bölümümüz de var. Bağcılar'da semt şey neresi, yani semt demeyeyim de yer neresi, mekanı? Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü binamızda. Tamam. Orada Bağcılar'da gidin hanımlar, eğer çok güzel işler var. Yakındaysanız. Evet. Konsept hazırladık bu yıl. Çok çok güzel konseptiniz olacak. Konseptiniz ne? Konseptimiz uyumlu renkler. Birbirine uyumlu renkler. Aynı tonda, aynı işlemelerle bütünlük sağlayacak konseptler oluşturduk. Süpersin Zeynep'ciğim. Çok harikasın. Güzel olacağını umuyorum. Evet, şimdi şu lastiği önce göreceğiz. Sonra modeli göreceğiz. İşimize yarayacak güzel bir şey. Evet. Buyurun. Şimdi bunu başlamak için önce ikinci bir renge ihtiyacımız var altından. O rengi geçmek için iki ipliği bir arada tutuyorum. Sonra şişimi elime alıp şu şekilde ilmek alıyorum buna. Üstünden bir defa atıp dolayıp altından tekrar. Bir kere üstünden, içinden tekrar. Bu şekilde istediğimiz ilmek sayısına ulaşana kadar bunu diziyoruz şişimize. İlk defa görüyorum böyle bir şey. Değil mi? Bana da çok değişik geldi. Nereden o yüzden paylaşmak bunu? İstedim. Bunu gene yabancı bir siteden. İnternetten. Tabii. Ben sürekli araştırıyorum, hiç oturmuyorum. Araştırmak sürekli, lazım. Mutlaka bakmak lazım. Evet, el elden geçiyorum. Daima üstündür. Bakın ne güzel bir şey. Evet. Şimdi bunu böyle yaptık diyelim. Hani göstermek amacıyla. Bir sıra ters öreceğim buna. Biraz ilk sırası mı zor oluyor? Zor olmuyor. Hiç zor değil. Sadece şu ip kaçmasın altındaki diye tutmak için o. Bir sıra ters örüyorum. Bu pembe ile. Yeşil ipimiz, alt ipimiz. Onu sonra çekeceğiz altından. Sibel ne diyorsun? Olay değil mi? Ben de merak ettim. Çok güzel bir başlama tekniği öğreniyoruz şu anda. Çok işimize yarayacak. Kıvrılmayan ama lastik değil. Değil mi çok, Sibel? Evet, çok güzel bir şey. Şimdi şu şekilde... Bir sıra düz ördüm, ters ördüm. Bunu istediğimiz şekilde arkası ters, önden düz olarak birkaç sıra devam ediyoruz. Evet. Bu edilmiş halini düşünelim. Ben şuraya hazırladım. Aşamasını. Gösterelim. Şimdi 5 sıra gittim ben buna. Evet. Şu ucunun çentiklerini yapmak için... Bir örüp bir artırıyorum. Bir örüp bir artırıyorum. Bir tane baştan boş ilmek aldım. Bir tane ördüm. Üstüne doluyorum. İkisini bir alıyorum. Bunu Nimet Hanım farklı şekilde gösterdi evet. bize ama başlaması böyle değildi. Evet. Nimet Hanım da şimdi bayılmıştır buna. Çok güzel. Bir dolayıp üstüne ikisini bir kesiyorum. Bu bildiğimiz aradaki o çentikleri yapmak modeli. Şurayı. Şimdi bu ikiye ucuna katlanacak gelen yer. Değil mi? Evet Derya Hanım. Şöyle. Yani böyle dönecek bu başladığımız şey. Başladığımız yer şurası. Bir sonraki sırayı ördüğünde ajur olacak orası. Evet. Bir dahaki İstersen sırada. Oraya geçebilirsin. Tamam. Şimdi bura o ucundaki delikli yer. O burası oldu şimdi. Evet. Aynı şekilde tabanında ilk 5 sıra örmüştüm. Bunun üzerine de 5 sıra örmemiz gerekiyor. Eşit tabii, olması beş gerekiyor. 5 sıra ördün, 5 sıra daha örüyorsun. 5 sıra daha şimdi. Örüyorsun. Şimdi asıl şeyimiz burada. Şu tek şişe alayım ben Derya Hanım. Bunu düzüne geldiğimiz yerde çeviriyorum. Bu ilmek aldığım iplerin içinden şişe geçiriyorum bunları.
Pardon, ters taraftan aldım. Şöyle yapmam gerekiyor. İki şişin ucu aynı yere gelmesi gerekiyor. Evet. Buradan ilmekleri geçireceğim. İki kapalı uç şu anda aynı yerde şişlerde. Biraz sıkışmış. Yani o yeşil işine yaramayacak. O pilot bir ip olmuş. Aynen, oluyor. Evet. İlmekleri askıya almak için. Aynen. İlmekleri orada bize boşta bırakmak için. Şimdi bunları topluyorum. Biraz fazla yapmışım galiba. Süper. Sonra ikiye katlayıp onun ikisini bir toplayacağım. Hepsini tek şişte şey yapacak. Toplayacak. Toplayarak evet, evet gidecek. Olay. Bence çok güzel bir şey bu. Hafızamda böyle bir şey var. İkiye katlayıp örmeyi Nimet Hanım göstermiş ama başlangıcını böyle görmemiştik ondan. Acaba şimdi, evet. Bu ipi buradan çekiyorum. Alttaki ipi. Ay Allah. Oraya kaçmasın diye bağladım. Düğüm atmıştım ha. Dur, yine gelmedi. Dur, geldi. Ha, tamam. Geldi. Şimdi geldi. O ipliği çıkarttık şimdi, içinden. Evet. İki şimdi tane şişimiz oldu. Bunları karşılıklı getiriyorum. Tek şişe geçirmek için ikisini bir keseceğim. Bak Nimet Hanım hemen tweet attı. Nimet Hanım ya ne teknolojik olduk biz böyle. Bak Nimet tweet atıverdi hemen. Aslansın Nimet Hanım. Merhabalar diyor. Çok değişik bir başlama. Evet. Zeynep Hanım'a çok çok ama çok teşekkürler demiş. Boş şunu yapmıştı Nimet Hanım, onu hatırlıyorum. Nimet Hanım onu doğru hatırlıyoruz galiba. Sen öyle bir şey yaptın ama seninkinin başlaması nasıldı onu bilemedim ben. Şimdi bu ikisini ya da yapmamış mıydı? Başkası mı tek şişe geçiriyorum. Evet. Olan. Yani bunda altta dikiş olmadığı için esnek bir lastik oluyor. Yapardık, bir şey söyleyeceğim. Dikilirdi değil mi? Şurada atlamayalım bir şeyi. İki ilmeği tek bir yapıyor evet, şu anda. İkisini evet, birlikte alıyor. İkisini şimdi birlikte alıyor. İki tane böyle şişte bir altta bir üstte ilmeklerimiz vardı. Bunları kapadım. Önce öndeki şişten alıyor. Bunu kim yaptı? Önce öndeki. Sonra ben arkadaki. Sana söyleyeceğim. Arkadaki. Suna Hanım yaptı bunu. Çiftli başlama. Çift başlama. Hatırladın mı? Hatırlamam ben öyle Nimet Hanım'dan şey hatırlıyorum. Bu ikisini birlikte örmeyi. Omuz keserken falan kullanılıyordu evet, bunlar. Bana evet, takılıyorum. Omuz keserken falan kullanılıyordu bu teknik. Hani iki omuzu dikişsiz keserdi. Öyle hatırlıyoruz. Evet. Omuz kesmedi. Doğru, yapıyoruz omuz onu. Omuz keserken gösterdi. Arkayla önü keserken ikisini aynı şişte bırakıyoruz. Farklı şişlerde. İkisini bir kesiyoruz dikişsiz. O onda ama lastik olarak yok, bu çok bilmiyorum. Güzel. Hani evet, yapıldı mı çok, tabii. Çok çok güzel. Onu ben omuzlarda dikişsiz ha. İşte. İşte üçüncü sayfanın bak, en önemli ben isimlerinden de birisi. Nimet Güngör. Nimet Güngör. Onu ben omuzlarda dikişsiz ha, kesme göstereceğim tabii diyor. Hareketi hatırlıyorum. Başka evet, ne yorumlar var Mustafa üçüncü sayfaya gelen? Var mı? Ben bunu yapardım, yapıyorum. Ben de kaçırmıyorum çünkü sürekli. Evet, izliyorum. İlgi güzel diyorlar. Bir dakika bakacaklar şimdi. Ben bakayım o zaman siz bakana kadar. Şimdi tırtıl şimdi modeline geçeceğiz. İki ilmek aynı şekilde evet, tabii. Renk peki, geliyor karşılıklı bitiriyoruz. Dut modeli, tırtıl modeli. Ne dersek buna bilmiyorum ben. Dut dolu, dut bu kurusu. Oluştu. Dut kurusu. Olay güzel bir şey. Şimdi başlama güzel, anlaşıldı. Şimdi nasıl yapıyorsun? Şimdi örneğimizi kurarken bunun üzerine örneği başlayabiliriz şu anda. Evet. Terste olduğu için örneğimiz bir sıra buraya. Terste kuruyorsun ama. Terste örneği kuruyorum. Düzde kuracağım, terse gelecek örnek. Buradan bir sıra ters gitmem gerekiyor ama gideyim mi? Vaktimiz var mı? Hemen kurayım mı? Var, kursan iyi olur. Tamam, o zaman öyle farz edelim. Hı-hı. Şimdi 3 ve 3'ün katları olması gerekiyor. 3'ün katları olarak başlamamız hı-hı lazım. Bir tane boş ilmeğimi aldım baştan, kenar ilmeği. Daha sonra bir tane düz ördüm. Şişimi geçirdim. İki şiş bir aradayken, hareket bu asıl şu anda. İki şişe birden ilmeği doluyorum. Pardon. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane doladım. Şişimin birincisine, sağdaki şişe 11.yi dolayıp içinden geçiriyorum. Sonra çıkarıyorum bunu. Bu topladığım ipi açıp üzdürüp buraya dut kurusunu oturtuyoruz. Şunu alayım bir daha yap. Süper. Bir daha yapalım. Süper. Bir süper. Dakika, çok iyi çekim daha istiyorum arkadaşlar. bir tamam, dakika karıştır. Dur. Bir dakika dur. Tamam. İşitme engelli
arkadaşlar, Ayşe tweet atmışsın bana buraya. Biz bunları Facebook'ta yayınlıyoruz, şablonları size. Facebook göstereceğim sayfayı şimdi. Yavaş yani algılayamıyoruz. Birden şey yapalım, duyamadığımız için diyor. Çok haklısın. Sizi seviyorum. Seviyorum. Nasıldı o kalbim? Seviyorum. Yapabildim mi bilmiyorum. Sizi seviyorum. Onu açıklayalım. Bunu nasıl anlatacağız ama? Ya... Bak, ancak hareketten. Ben öyle yapıyorum başlarken. Ben de anlamıyorum dilinden. Evet. Yabancı sayfadan çıkarıyorum ya bunları. Ben bunu yabancı siteden aldım. İzleyerek. Bana gel. Yabancı siteden aldım diyor Zeynep. Ben de anlamıyorum diyor. Ama oradan baka baka biz bunu, bu bölümü ben de hiç konuşmuyorum. Koyalım şeye. Kanal Türk'ün sitesine koyun arkadaşlar. Hadi Zeynep, tamam. Çok güzel çekim istiyorum. Buyurun. Çok güzel bir şey. Şimdi aralarında 3 tane düz örüyorum Derya Hanım. 1, 2, 3 tane düzümüz var. 1, 2, bir dakika elimi de gör. 2, 3 tane düz. Düz. 4. ilmeği şişimi geçirdim. Hı. Şiş arkada. 2 şişin üzerine sarıyorum ipimi. Şöyle parmağımla tutmak gerekiyor. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11.ye sağdaki şişten geçirip içinden çekiyorum. Sonra bırakıyorum bunu. Burada toplanan ipimizi açıp uzatıyorum. Ve bunu çekip gelmeyecek ayara geldiğinde bırakıyorum. Diğer şimdi yine düz üç örüm. Tane. Şimdi Zeynep'in ağzını görelim arkadaşlar. Arkadaşlarımız şu meraklı. Şekilde. Bir dakika Zeynep. Şimdi biz anladık. Değil mi? Kolay. Hı-hı. Şimdi Zeynep yavaş yavaş ağzınla anlat. Kaç tane tamam. sayıyorsun? Sayıyı ve şeyi de görelim. Tamam. İkisini bir kadraj yapalım arkadaşlar. Zeynep'in hem eli hem ağzı da gözüksün bize. Nasıl olacaksa yapalım arkadaşlarımıza. Haklılar. Tamam. Evet. Şimdi say Zeynep yavaşça 1. 3 tane düz örüyoruz düz aralarına. 1, 2, 3. 4. ilmeğe şişimi geçiriyorum. 2 şiş bir aradayken ipi üzerinden doluyorum. 10 defa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 tane sardım. Bunu tutuyorum sol elimle. 11.yi sağdaki şişin içinden geçirip içinden çekiyorum o sardığım 11. ipi. Daha sonra çıkardım soldaki şişten. Toplanan bu düğüm gibi olan ipi uzatıp tekrar indiriyorum aşağıya. Şekil oluşturuyorum burada. Evet, bu tırtıllar oluşuyor. Son zamanlarda arkadaşlar alınmasınlar. Hmm. Onlar da çok beğendiler bizim programımıza gelen örgü örenler. Hakikaten bilenler vardır mutlaka elbette her zaman. Ama gördüğümüz, Sibel de çok süper, etkilenmiş. Evet. Gördüğümüz en şık, en güzel, en çok işe battaniyeler, çok, her çok şey olur. Yarar. Evet. Süper olur. Güzel. Umarım işitme engelli arkadaşlarımız için faydalı olmuştur. Şimdi çok güzel şeyler yazmışsınız Zeynep'in işiyle ilgili. Zeynep'ciğim şu başlangıçta iki renk kullanıyoruz. Evet. Bir tanesini sonra çıkarıyoruz demin gördüğümüz gibi. Şu başlamayı bir kere daha yapalım. Tamam. İki ilme ipliği tuttun. İkinci renk ipliğimizi altta tutuyoruz. Kullanacağımız ip üstte. Şişimizi elimize alıp bir defa üstüne dolayıp ipin altından şişi geçirip tekrar üstünden ilmeği alıyorum. Üstünden ilmeği alıp ikinci renk ipimizin altından geçirip tekrar kullanacağımız rengi doluyoruz. Bunu çalışmam lazım benim. Bir enteresan. Üstten tekrar alttan yine üstten doluyorum. Bir defa doladım. İkinci rengin altından ipin üstünden. Öreceğimiz ipi doladım.
yeşil ipin altından, diğer ipin üstünden. Bu şekilde ilmeklerimizi sırayla diziyoruz. E tek şişe mi atıyorsun bunu? Tek şişe atıyorum. Tek şişe atıyoruz. Tek şişe atıyorum. Ben bir daha sorayım, sen bir daha söyle. Tamam. Tek şişe mi atıyorsun Zeynep? Evet, tek şişe atıyorum Derya. Evet, şimdi ekran 2'de ikili görüyoruz. Tamam. Zeynep'ciğim bir kere daha nasıl yaptığını söyle, yavaş yavaş ağzını güzel oynatarak görelim. Tamam. Şimdi elimizde şiş, iki renk ipimiz var. Bir tanesi çıkarılacak olan yeşil renkli ipimiz, diğeri öreceğimiz pembe ipimiz. Şişi yeşil ipin altından geçirip pembe ipe dolayıp yukarıya alıyorum. Evet. Bir defa pembeyi sarıp yeşil ipten geçirip pembeyi dolayıp alta alıyorum. Evet. Sonra bu şekilde aldık. Evet. Buna bir sıra ters örüyoruz buradan. Ters örüyoruz. Ters örüyoruz bir sıra. Daha sonra birkaç sıra bunu ördükten sonra diğer sıraları tamamlayıp evet. Şimdi yeşil ipi çekeceğiz alttan. Şimdi daha sonrası şöyle oluyor. Biraz zaman sınırlandı. 5 sıra örüyorsun. Sonra bir artırıp bir eksiltip buraya bir ajur yapıyorsun. Evet. İkiye katlıyoruz ajur yerinden. Sonra ikiye katladıktan sonra çift ala bunu bir tek şişe diziyorsun. Evet, tek şişe geçiriyoruz. Alttaki ipi çekip, önce çektikten sonra evet. Alttaki ipi çekip böyle buraya çekiyoruz. Şişle şişi diziyoruz. Geçiriyoruz. İkiye katlıyoruz. Burası bakın ikili oldu evet, bu şekilde. Çift kat bir lastik oldu. Süper bir başlama. Zeynep bu tırtılı bir kere daha gösterelim bir daha geldiğinde. Tamam. Bu modeli. Çok şık. Ve Facebook'ta da bu bölümü hazırlasın arkadaşlarımız yayınlayalım. Eline tamam, sağlık. Tamam Derya. Süper güzel bir şey. Teşekkür efendim bizden ederim, bugünlük bu kadar. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.